Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Gucci'nin ölmüş olduğunu söyledim arkadaşlar canlı yayında. Şimdi geldim buraya. Hemen biz de geldik ama Gucci yola atlıyor arkadaşlar. Orhan abi sen mevzuyu bir anlat da, dün akşam olmuş, gece oluyor mevzu. Kamera görüntüleri de var Orhan abide de. Şu direğin oradan köpekler geliyor buraya. Gucci de onları kovalıyor. Normalde Gucci buradan yola hiç çıkmıyordu gerçekten. Ben de burada çok şahit oldum ama köpekler buranın köpeği miydi abi yoksa? Sokak köpeği. Gucci 4 yıl aşkın benimle beraber. Benim daha köpeğimin, Recep sen de buna keza şahitsin. Daha şu yolun çizgisine varmış bir köpek değil. Evet burada hiç biz öyle... Biz burayı saatlerce bırakır köpeği. Teslim ederdik Gucci sandalyesine oturur. Hiçbir yere kıpırdamazdı ama dün akşam yavruları olduğundan dolayı biraz daha hassas, koruma içgüdüsü devreye giriyor. Otomatikmen evet. İki tane köpek geliyor. Kameralardan da seyrettik bunu. İki köpek geliyor. Önce onları kovalıyor. Bir tanesini kapıyor, karşıya gönderiyor. Öbürünün peşine şu karşıdaki direğe kadar geçiyor. En aşağıdaki. Orası bizim sınır zaten. Evet. Oranın dışarısında çıkmıyor. Gelirken karşı taraftaki köpek buna yelteniyor. Bizim köpeğe hamle yapıyor. O hamleye cevap vereyim dedi Gucci. Orta çizgiye kadar gidiyor. Kardeşim tarafından gelenler duramıyor, vuruyor. Gece tabi akabinde buradaki bekçimiz hemen bize bilgi veriyor. Abi dedi köpeği dövüyorlar dedi. Hadi ya. Öyle sandı. Köpek ağladı. Burada birkaç kalabalığı görünce dövüyorlar sandı köpeği. Ben evden fırladım geldim. Ne oluyor dedim ki abi dövme yok dedi. Araba çarptı dedi. Çarpanlar bunlar da demiyor bana. 4-5 tane genç var burada. Plakaları düşmüş. Onu arıyorlar. He plakaları. Geldik. Köpeği hemen veterineri çağırdı. Veteriner geldi. Az daha yaklaştı. Veteriner geldi. Akciğerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Ama burada ciddi anlamda, bu darbenin üzerine ciddi anlamda bir iç kanama olması yüksek olasılık dedi. Onun kılcal damarları, kanayan kılcal damarları tıkayacak iğneler yaptı. Bakımlarını 2-3 saat köpeğimle uğraştı. Bakımlarını yaptı. Tamamdır dedi. Eğer sabaha dedi bir şey olmazsa ben hemen götürme taraftarıydım. Bütün alet edevetleri olan bir veteriner arkadaşına ulaşamadık geceden. Abi, röntgen çekilmesi lazım. Geceden ulaşamadık kimseye. Murat Bey de, veteriner Murat Bey de çok yardımcı oldu bu konuda ama ulaşamadık. Sabaha kadar başında durduk zaten. Sabaha karşı köpeği kaybettik. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar vardır. Hayvan sevgisini bilmez. Alt tarafı köpekti. Değil. O benim harbiden hem bu iş yerimin bir ferdiydi. Bebekliğinden beri benim yanımda. O benim için apayrı bir yeri vardı. Recep bana bir gün bir teklif yaptı. Orhan abi köpeği bana ver diyor. Ben de Recep'e şu cümleyi kullandım. Kendisi de burada. Tüm yavrularımı al ama bana Boçim'le ilgili teklifle gelme dedi. Çünkü o köpeğin yeri bende farklı. Her zaman da öyle kalacak. Benim mahalleye defnettim zaten onu orada. Recep ilk canlı yayında açıkladığında oraya bazı yorumlar dikkatimi çekti. Ben size o kadar çiftleştirmeyin diye söyledim. Böyle bir sorun olacağını onları size ikaz etmiştim. Ya. Boş veriyorum ama sadece bilin. Üzüntüm var. Amacım sadece bilinçlendirmek. Ben Orhan abiye dedim ki köpeği bana ver Orhan abi. Yani paraysa para. Yavrularsa senin de dedim yani ben tabii ben utandım ben dedim ki Orhan abi belki verir yani çünkü ama adam harbiden seviyor köpeğini bize dedi ki böyle böyle biz de anlayışla karşıladık ama köpek onun o köpeği yani şurada o kadar insanlar üzüldü ki abi bildiğin gibi değil aynı bizim de aile gibiydi Gucci yani. Yazıyorlar şu anda Ardeş'in de duyan çocuklar oldu hepsi de sağ olsunlar geldi hepsi de ciddi anlamda üzüldüler çünkü ben köpeğimi öldüğünde yere oturup ağladım yani. Bunu kimse anlayamaz. Tamam, ben iş yeri sahibiyim. Bunun ticaretini de yapmıyorum. Çünkü bunların geninde çiftleşmek var arkadaşım. Onun için çiftleştiriyorduk. Yani yanlış yorumlarda bulunmayın arkadaşlar. Bizi de üzmeyin. Zaten üzgünüz. Ciddi anlamda üzgünüz. Onun için bunun üzerine bir daha üzüntü eklemeyin bize. Diyeceklerim benim şimdilik bu kadar.
Ben buradaki dişinin adını Boçi koyacağım abi. Sen de Boçi koy. Ben de öyle yapacaktım zaten. Niyetim oydu. Kendime dişi ayırıyorum. Vallahi. Ve annesinin ismini koyacağım ona. Gelirken telefonda videolarını izledim biliyor musun? Benim Reyna ile karşı karşıya gelmiştim. Yani var ya insan, aynı insan ölmüş gibi oluyor. Gerçekten. Aynını ben bunu... de yaptım. Evet. Eşim çok üzgün çünkü eşim bahçeye giderken... Şimdi eşim köpeği alıp... Yakınları mı defnettiniz? Mahalleye, benim evimin oraya defnettim. İyi yaptın. Eşimle beraber bahçeye giderdi. Orada fotoğraf taktığım resimler vardı, biliyorum, göndermiştim. Biliyorum. Onlara falan bakıyor eşim evde. 4 yaşında kızım var. Hemen hemen boçumla aynı yaştaydı. Kızım ciddi anlamda üzgün evde. Gel kızım yavrulara bak dedi. Hayır cevabı aldım. Kızım bile o kadar üzüldü ki gelmek istemedi dükkana. Yani bunu o anlamayacak insanlara söylüyorum sadece. Başka bir şey değil. Yavruları gösterecek misin? Gel göstereyim abi. Ha, son kanı burada. 10 kanı mı abi? Hı-hı. Bakarsan... Sağlam mı vurdu onu abi araba? Yani... Abi en az 30 metre fırlattı. Ne diyorsun ya? 30 metre fırlattı. Evet arkadaşlar, yavrular da burada. Bunlar da yetim mi oluyor, öksüz mü oluyor, ne oluyorsa anlamadım. Ben yetim bu... kaldı. Yetim kaldı ama bunları şimdi hani... Orhan abi alan kişileri hemen verecek. Ben de benimkileri alacağım. Bir laf vardır Recep. İnsanlar için söylenmiştir ama bu hayvanlar için de geçerli. Babasız büyür. Anasız insan ama olur. Anasız büyüyemez. Evet, bu hakikaten çok doğru bir cümle. Ama biz annesiz olsa bile bunları İnşallah ya, yetiştirmeye şimdi... çalışıyoruz. Birazdan zaten veterinerim gelecek. Veteriner abi sana gerekli şeyi verir. Ama ben şunu da söyleyeyim sana. Yaş mamayla sütü az bulandırıp yani normalde 35 günden sonra 30 günden sonra demeler lazım ama artık yapacak bir şey yok. Bunlar biberonla da verilebiliyor. Veteriner gelirken her şeyi getireceğim ben. O da getirecekse zaten onun üstüne daha konuşmaya gerek yok. Zaten her şeyi getireceğim. Evet. Ben ona söyledim zaten. Abi ne gerekiyorsa yapmam gereken ne varsa her şeyi getir. Dedi. Hepsi gayet canlılar. Evet evet. Bitkin hiçbiri bitkin yani yok. Yani bitkin durgun yok yani. Benim de 8 tane yavru var. Paris'in bir tanesi sanki yürüyemeye gibi geliyor bana ama inşallah o da düzelecektir. Ben onu alayım. Şimdi arkadaşlar ben buradan alacağım yavruları. 4 tanesini alacağım. 3 dişi şey bir dişi 3 erkek. Ben de getireceğim. Lady'ye bakalım. Lady ne yapacak? Zavallılar ya ufak ufak. Bunlar şimdi inşallah biraz burada şey kaldılar, yetim gibi duruyorlar ama benim oraya geldiğim şimdi hepsi birkaç gün sonra böyle diğer yavrularla kaynaşacaktır inşallah. Orhan abi de geri kalan yavruları sahiplenecek olan kişilere verecek çünkü burada yavruyla uğraşmak çok zor arkadaşlar. Orhan abinin de bununla uğraşma gibi bir şey yok. Annesi başlarındayken iyi oluyordu. Annesi uğraşıyordu, ilgileniyordu. Şimdi yavruyla sürekli ilgilenmek lazım. Eğer bunların yaşaması gerekiyorsa çok ilgi istiyorlar. O yüzden kendi halini bırakamayız. İnşallah yaşayacaklar ya. Ben şimdi tekrar bizim eve geçince video çekeceğim onlara. Bakalım Lady kabul edecek mi onları. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burada mevzuyu anlattı Orhan abi. Ben kamera görüntüsünü de izledim de karanlıkta çekilen bir görüntü var. Şuradan köpeğin buradan şuraya kadar havada uçtu. Orhan abi görüntüyü az açabilir misin? Buradan onu da çekelim bir ya. Vuruş anı falan kamerada değil mi abi? Bak. Oha. Bak bak gördün mü? Şurada da şuraya geldi değil mi? Evet. Karşıdan 20-30 metre geriden vuruyor. Bu benim kamera görüntülerim. Şurada. Bak şu taşı görüyor musun? He. Bak o taşı da göstereyim bak şu. Şu taş ha? O taşa çarpıyor oradan çıkarıyor taşı. Of ya. Yani ciddi bir darbe aldı öyle yani böyle. Yani akşam. Bak taşa bak. Bak şu taşa bak. Taşı görüyorum evet taşı köpek görüyorum. Köpek geliyor taşa çarpıyor. Oo, taş çıktı taş... yerinde. Evet. Evet evet şu taş çıktı yerinde. Evet. Yani şu ortadaki köpek oradan. Evet gördüm onu gördüm. Şu taşa vuruyor arkadaşlar. Köpek şu taşa vuruyor şu taş yerinden çıkıyor. Nasıl bir vurduysa. Taş buraya. Abi bu taşa nasıl vuruyor da bu taş arkadaşlar bu taşa nasıl abi vurdu bir hızla vurdu da bu şey yaptı ya.
Oradan geliyor. Bak şu yerde çöp gibi bir şey var. Kamerada vuruyor zaten. 20-30 metre var buradan. Anladım. Oraya. Oradan geliyor. Şu taşa buradan vurulmasıyla bu taş yerine çıkıyor. Gördüm gördüm. Evet, gördüm. Kamerada gözüktü zaten. Zaten bir birbirine çekiliyor. Evet, birbirine evet. Görünüyor. Arkadaşlar yani bu hepimizin başına gelebilir. Kimseye böyle şey yapmaya da gerek yok. Şimdi o çocuklara da Orhan abi biraz hırpalamış ama çocukların dayaklık durumu var mıydı bilmiyorum. Belki senin de önüne atlayabilir köpek. Benim de ama çocuklar ama alkollü andaki, alkollü müydü abi? Yok alkollü değildi ama o andaki refleks, o andaki o acı anda. Evet. Tamam benim yaptığım doğru bir hareket değildi. Evet. Bunun bilincindeyim. Sonradan çocuklardan zaten dayanamıyor, evet. Özür dilediğim çocuklardan çünkü yaptığım hareketler dolayı. Çünkü doğru bir şey yapmadığımı biraz geç farkına vardım. İnsan bizim gibi insanlar anlamıyor abi. Sonradan almıyor şeyini. Aynen yapacak öyle. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok abi. O, onlar da o bana o köpeğimin verdiği acı zaten yetkin. Yetkin'de Yetkin ne haber? Geçmiş olsun kardeş. Sağ olasın. Başımız sağ olsun. Aynen başımız sağ olsun. Bir daha inşallah böyle bir şey yaşanmaz ya. Ama Yetkin de inan çok üzüldü. Gece yarısı onu da aradım. O da patladı geldi. Çünkü bunun da çok emeği var Yetkin'in. Yani biliyorum, benim biliyorum. Olduğu kadar benim bir hakkım varsa Yetkin'in mutlaka iki hakkı vardır. Biliyorum, biliyorum. Onu yiyemem. Neyse arkadaşlar videoyu kapatalım. Daha söylenecek söz yok. Sözün bittiği yer burası. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.